EMDR'nin yan etkisi var mı? EMDR yaparken, alırken ortaya çıkabilecek riskler neler? Biraz bu konulara cevap vermeye çalışacağım. EMDR'nin herhangi bir yan etkisinden söz etmek mümkün değil. Çünkü herhangi bir şekilde bir ilaç kullanımı ya da telkin ya da hipnoz gibi herhangi bir unsur içermiyor. Dıştan yapılan aslında çok fazla müdahale yok. İçten yani derinin altındaki kişinin mevcut zihinsel, bedensel, duygusal kaynaklarının uyarılması ile sürecin ilerletilmesi sağlanıyor. EMDR çift yönlü göz hareketleriyle yapılan ve zihnin adaptif düşünme süreçlerinin yani aslında olayı absorbe etmeye yönelik, zihnin analiz etmeye yönelik becerilerinin daha da aktifleştirildiği, tıkandığı yerlerde engelleri aşmasına yardımcı olan bir yöntem. Tabii ki EMDR terapisini alırken mutlaka sertifikalı gerekli eğitimleri almış olan terapistlerden almak gerekiyor. EMDR'ye başlamadan önce bir hazırlık sürecini geçirmek gerekli. O hazırlık sürecinde hangi anıdan başlanacak, kişinin kaynakları ne, güçlü tarafları ne, zayıf tarafları ne, bunların mutlaka ortaya çıkartılması gerekiyor. Kişinin işlenecek anılara dair hazırlanması gerekebiliyor. Yani bu hazırlıktan kastım, bazen güvenli yer egzersizi yaptırıyoruz. Çünkü geçmişteki travmaları çalışırken zihin bugün de olduğunu zaman zaman unutabiliyor. Konteyner dediğimiz çalışılan anının negatif, rahatsız edici olan yönlerini geçici olarak zihinde uzaklaştırmaya yardımcı olan bir yöntem konteyner egzersizi. Gerekirse bunu yaptırıyoruz. Nefes egzersizi gibi, gevşeme egzersizi gibi bir takım imajinatif yöntemleri de gerekirse kişiye öğretiyoruz. Yani EMDR çalışırken ortaya çıkacak rahatsız edici materyali tolere etmesine yardımcı olmak üzere kişinin alet çantasına biraz alet koymasına, seçenekleri olmasına yardımcı oluyoruz. Bunları yaptıktan sonra anı işlemeye başladığımızda da biz zaten her aşamada danışanın yanındayız ve danışanı yönlendiriyor oluyoruz. Yani danışanın uyanık kalmasına, bilincinin sürekli açık ve aktif olmasına yardımcı oluyoruz. Biz buna tolerans penceresinde kalmak diyoruz. Çünkü herhangi bir uyku, herhangi bir uyuşma eğilimi olursa zaten biz buna anında müdahale ediyoruz. Bir diğer unsur da diğer terapilerden farklı olarak burada daha çok kişinin zihinsel kapasitesini aktive ediyoruz. Yani pek çok yorumu veya karşılaştırmayı biz yapmıyoruz. Kişinin zihninin yapmasına yardımcı oluyoruz sadece. Bazen anılar tamamen işlenmeden seans bitebilir. Böyle durumlarda EMDR'de uyardığımız adaptif düşünme süreci yani anıyı absorbe etmeye yönelik zihinsel süreç seanstan çıkıldığında da devam edebiliyor. Düşünceler, duygular akmaya, deyim yerindeyse iltihap boşalmaya devam edebilir. Bunun korkulacak bir yanı genellikle yoktur. Yavaş yavaş iltihap aktıktan sonra zaten iyileşme süreci başlar. Bu süreçte işlenen anılar genellikle artık kişiyi önceki gibi rahatsız etmez, nötrleşir, diğer anı ağlarına karışır ve artık geçmişte kalır. Yeniden aktive olmaz, yeniden tetiklense bile çok bu tetiklenmeler düşük düzeydedir. Anı ağları tamamen temizlendiğinde de zaten tetiklenmeler de ortadan kalkar. Bir diğer unsur da diğer terapilerden farklı olarak EMDR hem geçmişte hem bugün de hem de geleceğe dönük müdahalelerle çalışır. Yani biz buna gelecek şablonu diyoruz. Kişinin gelecekte karşılaşabileceği rahatsızlıklara yönelik de duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yaparak
kişinin problemlerden kurtulmasına yardımcı olmak mümkün.